Merhaba arkadaşlar. Dağlardan, doğadan değil, küçük bir köyün, küçük bir deresinden. Sevgiler, saygılar. Buraya yürüyerek geldim. Herhangi bir araba, ıvır zıvır yok. Zaten köy evine toplamda 2 kilometre uzaklıkta bir dere. Daha önce de burada çekim yapmıştım kışın. Artık karlar eridi, çiçekler açtı, ağaçlar yeşillendi, fındık dalları... Neydi o? Yeniden yeşillendi fındık dalları. Aynen öyle. Mevsimler geldi, geçti. Derenin sesini duyuyorsunuz. O kadar güzel ki. Sol tarafımda su kaynağı var. Birazdan mataraları dolduracağım. Dediğim gibi dağlarda işte değilim. Bugün öyle barınak yaptım. 5 gece kaldım. 7 gece koştum. 8 gece aç susuz yaşadım. Salyangoz yedim filan. Değil ya. Değil. Neden değil biliyor musunuz? Neden normal? İlk önce şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 80 bölüm yaptık ya da daha fazla. İlk önce bir motor sikletini alırsınız. Belki motor olan arkadaşlar vardır. 125 cc ile başlarsınız. Daha sonra 250. Ulan o olsun bu olsun derken 750 sırat. O bu derken büyüdükçe bir. Bu işte öyle. Kamp olayı, dağ olayları da. Böyle bushcraft'ta böyle arkadaşlar. Her zaman daha ileri, daha ileri, daha ileri, daha ileri. Fakat gördüm ki bu ileri gittikçe bir şeyleri nasıl diyeyim yitirmişim. Neyi yitirmişim? Mesela burası basit ufacık bir dere. Yukarıda dağda da var bu dere. Ama buradaki güzelliği kaybetmişim. Yani kaybetmişim derken buradaki güzelliği görmemişim. Buradan geçerken transit yürümüş gitmişim. Bir sefer geldim geçen kış dediğim gibi karda. Ama şimdi bir bakıyorum. Yani hep yükseklerde olmaya gerek yok. Bazen de böyle köyün içinde akarsuyun yanında olmak gerekiyor. Daha sonra barınak barınak barınak. Kaç tane barınak yaptım Allah bilir. Ya barınak yapmadan da ne bileyim ağaçları bir şekilde hale getirmeden de kamp yapılabilir. Bunu ispat etme adına çekilmiş bir video değil bu kesinlikle. Bu küçük yerlerde, dağlarda değil fakat böyle köylerde, suyu gördüğümüz her yerde, yeşilliklerde de mutlu olabileceğimiz kamp yaparak kastediyorum. Hem burada da bir çekim yapabileceğimiz, burada da sizi doğaya tanıtabileceğimiz bir yer olduğunu göstermek adına burada kamp yapıyorum. Yukarıda dağ evinde bir dolu işim var. Bu arada fındık tarlalarındaki otları biçtim. Polenler beni mahvetti. Hapşırdım, tıksırdım. Yani var ya anlatmayayım. Burnum aka aka bir hal oldum. Bazen ya neredeyse o motor var ya bırakacak yeter dedim yani. Var, yeter. Benzin bitsin diye dua ediyorum. Böyle biçerken arkadaşlar o yağlı benzin. Ya bitsin de mola vereyim diyorum. Güneş kafama geçiyor böyle. Ha gayret, ha gayret, ha gayret derken ot biçmeyi bitirdim. Yılanlara denk geldim mi? Bu sene gelmedim. Bu sene yılan pek yok. Yani buranın, bu bölgenin yani Karadeniz bölgesinin yılanları nasıl diyeyim böyle zararlı hayvanlar değil. Onlara geldiği zaman zaten motoru ilk önce bir ileri götürüp getiriyorum. O hayvana zarar vermemek adına. Bu sene yılana denk gelmedim. İlginçtir ki şimdi attı tuttu olacaklar. Ya fotokopunu kurdum ama geç kurdum. Keşke daha önceden kursaydım. Bir tane yavru ayıya denk geldim. Yavru ayı dediğim böyle küçücük bir şey değil, yaklaşık 3 ya da 4 yaşlarında bir ayıya denk geldim. Uzaktan denk geldim. Mutlu oldum ya. O ayıları görmek mutlu ediyor. Öyle işte yaban hayvanı onu yapar bunu yapar muhabbeti değil de. Bu yörenin vazgeçilmezi arkadaşlar. Bu yörede ayı var. Ayı var. Ne derseniz de işte korkmayın makmayın zartlı zutlu diyebilirim ama bu yörede ayı var. Bu Karadeniz bölgesinde ayı var. O ayıya denk geldim. Ufak bir ayı. Alışkınım zaten buradaki ayılara denk gelmeye ama uzaktan. Face to face yok yani. Velhasıl kelam. Ayrıca ya böyle hazır canlı giriş yapmışken canlı bir şiir dinleyelim mi ya? Neredesin ay yüzlüm? 2 dakika mola verelim. Şu şiiri dinleyelim. Ne dersiniz? Birazdan görüşmek üzere. Zaman hancı, bulut yolcu, şimdi gitti en son yolcu, bitmedi mola nasret borcu,
Bitmedi mi ulan? Hasret borcu. Neredesin sen? Ay yüzlü. Neredesin sen? Ay yüzlü. Gece çöker, güller solar. Gözlerime yaşlar dolar. Hatıralı, ben de ola. Neredesin ay yüzlü? Neredesin ay yüzlü? Karakollar mı kuruldu? Kelepçeler mi bulundu? Bak bugün de akşam oldu. Neredesin sen ay yüzlü? Gençliğim dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen ay yüzlü. Kurumuş yaprak gibi düşerken dalımdan. Bir ah gibi uzun sesli. Koptum dudaklarımdan. Dön ay yüzlü. Dön ulan neredeysen. Dön. Sensiz olun. Kan damlıyor gözlerimden. Kan. Gücüm varsa gel. Gel de sen dayan. Çünkü bu son nefes gibi titrek. Çünkü ben çırılçıplak. Çünkü ben sensizim. Ay yüzlü. Neredesin? Ay yüzlü. Rahmetli Murat Göğebakan'ın şiiriydi bu. Kaç senesiydi bir hesap edelim. 99-2000 yıllarında çıkmış bir şarkıydı. Ben de naçizane seslendirmeye çalıştım. Rahmetli anıyoruz Murat Göğebakan'ı. Başına gelenlerden çoğunuz haberdardır. Onların özel hayatı bilemeyiz. Ama biz şarkılarda, sözlerde acıları, yaşanmışlıkları hissediyoruz, duyuyoruz. Belki aynı acıları, belki aynı hüzünleri. Belki daha fazlasını, belki daha hafifini bizler de yaşadık. Var mı aramızda böyle yaşayan diyeceğim. Olsa, yani orada yorumlara yazacak, abi ben yaşadım diyecek haliniz yok. Neyse, yüreğinizde sızı, yüreğimizde sızı. Bazen yanımızda birileri oluyor. İçimiz acıyor ama belli edemiyoruz değil mi? Öyle de bir haller var. Şimdi ne yapacağız? Buradayız. Bugün piknikçi modumdayız. Bushcraft piknikçi. Baştan da dedim ya. Karnım aç. Basit. Öyle etleri aldım çat çat çat. Nerede kardeş? Nerede? Fakat böyle güzel bir çorbam var. Güzel bir kahvem var. Allah izin verirse birazdan onları yapacağız. Daha sonra derenin birkaç yeri var. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Ayrılmayın. Ha bu arada rica etsem. Şöyle like tuşu var ya, ona bir mouse'la ya da bu hani eldeki telefonlar var ya, onunla bir tık yapar mısınız? Bir de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ayrıca Instagram Bushcraft Baycan adlı Instagram hesabım var. Oraya da eklerseniz, şimdi bazen yorumları okumak güç oluyor, işte oluyor bu oluyor. Oradan bazen cevap veriyorum elimden geldiğince. Ayrıca janbatum@gmail, ben onu söyleyemiyorum. Böyle bir hesabım, mail adresimiz var. Oradan da görüş, öneri ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Haydi ya Allah, bismillah. İlk olarak suyun kaynağını şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu da bir güzellik, bu da bir harikalık. Bakın. Buradan sular damlıyor. Buraya, burada birikiyor. Gördüğünüz gibi buradan da su akıyor. Aynı şekil bu karşıdaki depoda da var. Birikiyor arkadaşlar buradan. Suyun kaynağı orada. Ve bu şekil akıyor. Ne kadar ilginçtir ki şurada bakın su yok. Herhangi bir akış falan yok. Şurada bir ufak bir mağara gibi bir yer var. Şöyle kaldırayım hafiften. Bakın. Süzüle süzüle aşağı iniyor.
Tadı da mükemmel bir su. Sağ tarafımda, yani burada, buranın tabakasını görebiliyoruz. Toprak tabakasını kastediyorum, kayalık. Çok çabuk dökülüyor bunlar. Böyle de dere devam ediyor. Bulunduğum bölge böyle bir bölge. Buradan yukarısı orman. Bayağı dik bir orman. Herhangi bir yaban hayvanın izi falan yok. Zaten yaban hayvanları buradan yukarıda duruyor. Ağaçların büyüklüğünden kaç metrede olduğumuz belli oluyor. Tahmini rakım burada. Yanlış söylemeyeyim ama 300-350. Güzel bir ateş yakalım şimdi şurada, suyumuzu ısıtmak için. Şuradan da bir su geliyor ama herhalde şu tarafta. Bu yöre, yani bu bölge olduğu gibi suyun nasıl diyeyim, dereye kavuştuğu yer bir nebze. Bu ağacı da böyle koydum ki bıçak zarar görmesin diye. Çok değerli bir bıçaktır benim için bu. Nizam Kneyf, sevgili arkadaşım, sağ olsun.
doğada basit, hızlı bir şekilde hazırlanabilecek yemek. Koca koca kaplara gerek yok. Değil mi? Kahveyi yaptık, yemeği yaptık. Sıra geldi bulaşıkları yıkamaya. Şöyle alıyorum kumu. Bu şekil. İşte doğada sabun yok. Mümkün olduğunca da kullanmıyorum zaten. Bir sonraki molada kahvemiz hazır olacak. Bulaşığımız hazır, pardon. Bakın şurada kalmış. Şu yaprakla alıyorum bunu, bakın. Yaprakla siliyorum. Bitti. Aynı şekil mataranın altlığını da yapacağım. Bulaşık doğada bu şekil. Ay! İre! 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 Şşş, sakin. İre! Köpeğinizi diğer köpeklere karşı korumanız gerekiyor. Bazen. Yukarıda bir köpek var. Büyük ihtimal kangal. Aha. Sesimden ürktü, yürüdü, gitti. Şimdi ileride bir daha çıkacak büyük ihtimal. Köpeklere ya da bu tarz hayvanlara bağırmak en mantıklısı. Yani tüfeğiyle havaya ateş etmek ya da farklı yöntem. Abi ilk önce bağır. Sonra sopayla kovaçlamaya çalış ya da yerden taş al. At köpekler için konuşuyorum. Ama ondan güçlü olduğunu ona belirtmen lazım. Aksi halde yerler. Hazır köpek demişken aslan yürekli Richard var. Şu kamerayı sileyim. Aslan yürekli Richard var. Ona da uğrayalım ya. Ben sizi bir köpekle tanıştırmak istiyorum. Yani o hayvanın bir duruşunu görün ya. Aslan yürekli Richard dedim ben onun adına. Aslında farklı bir adı var da. Ona gideceğiz birazdan. Doğru ya, ona gidelim. Doğa bize aslında örnek. Ayakta durmamız gerek. Dini anlatan en güzel örneklerden bir tanesi. Evet. Bunun ne olduğunu söylemeye gerek yok. Ayının meşhur izi. Yürüyelim bakalım daha nerede izleri var.
oldu? Neyin kokusunu alıyor? Bayağı yol yürüdük ama. Bayağı bayağı çıktık yukarıya. Sinek peşimi bırakmadı bir türlü. Şimdi geldik. Aslan yürekli Richard. Evet. Richard. Aslan yürekli Richard. İşte yılmıyor. Richard. Richard gel. Richard korku nedir bilmez. Aferin Richard. Richard, Togo'nun kafası kadar. Herhalde. Dur, kenara ekleyiz bak Togo. Kenarlar gelmeye başlamış. Dur. Richard. Richard. Aslan yürekli. Gel, gel. Daha fazla Richard'ı kısmıyorum. Oo. Fazla avlama da. Gel, gel bir seveyim seni, gel. Togo'yu görüyorsun, sallanıyor bile. Richard, tamam. Tamam, tamam, gidiyoruz. Dogo hadi. Haydi Dogo. Tamam Richard, tamam. Hadi Dogo. Yavaş yavaş akşam oluyor. 1-2 saat sonra hava kararacak. Fındık bahçesindeyim. Arkamda kendi ellerimle ördüğüm taş ocağı. Taş ocağı demeyelim de ateş ocağı mı diyelim o. Adım adır elimden gelen budur malum. Fındık bahçesindeyim. Gördüğünüz gibi otlar biçildi, otlar kuruyor. Bir iki yağmur daha yağar. Şiddetli olarak bir iki yağmur daha yağar. Bu otlar biraz daha uzar. Bir daha keseceğiz otları. Bu rutin. Fındıkçılıkla uğraşanlar bilir. Böyledir bu en son. Artık hasat zamanı, fındık toplamaya başladığı zaman Ağustos gibi, asıl yağmurlar da o zaman başlıyor. Ağustos sonu, Ağustos başı. Bir kez daha bu biçilir, ipinci olur. Kimi ağaç yapraklarından, fındık ağaçlarından toplar, kimi yerden. O şekil bir ekmek mücadelesi mi diyeyim, geçim kaynağı mı diyeyim. İşte bu fındıkçılık. Bakmayın şimdi fındık para pahalı işte tonu. İşte uyduruyorum 10 lira, 7 lira, 8 lira, 9 lira. İnanın yılda bir sefer oluyorsunuz ve o kadar çok emek harcayan kendi benim arsa ufak. Daha büyük arsalar var işte. Yövmeyeci geliyor, o geliyor, bu geliyor. Hastalık vuruyor. Çiftçilik kolay değil.
rençberlik kolay değil. Bu tek tarımdan gelir kazanmak gerçekten kolay değil. Şimdi bazen işte köye göç ettim, çiftçilik yapacağım. Muğla'ya göç, Fethiye'ye göç derdi. Ben her zaman diyorum yani bu işin görünen yanı var, bir de görünmeyen yanı. O yüzden bazı şeylere tam ve net karar vermek gerekiyor. Yeni bir başlangıç tabii güzel ama onun bir zorlukları var. Mücadele etmek gerekiyor. Az önce gördünüz, aslan yürekli Richard'ı gördünüz. Küçücük bir köpek ama direniyor, mücadele ediyor. Buraya giremezsin diyor ya, koskoca Dogo'ya. Hadi Dogo'yu geçtim, bana bile alıyor. Burası benim dedi, mücadele verdi. Boyundan korkmadı Dogo'nun ya da benim cüssemden. Aslında çok büyük bir ders düşünürsek. Hayat mücadelesi için konuşalım hadi, kavga gürültü değil de. Korkmamak gerekiyor bir şeylere başlamak için. O alışılagelmiş korkularımız var ya, onu yaparsam böyle olur, şunu yaparsam böyle olur. Benim bir arkadaşım vardı. Oğlu işte fikir mikir danışıyor. Bir iş vardı yurt dışında. Ben orada nerede kalacağım? Ya böyle de bir insan. Yani gençlere sesleniyorum burada. Abi korkmayın, mücadele etmeye korkmayın, yarışın, savaşın, ayakta durun, bir şekilde savaşın, haksızlığa direnin. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi haksızlıklarla mücadele etmek, haksızlığa direnmek, haksızlık karşısında susmak kadar iğrenç bir şey var mı? Etrafınıza bakın, yüzlerce, onlarca, belki de bir iki kişi de bileyim, o kadar çevreniz kalabalıksa. Haksızlığa uğramış insanları göreceksiniz. Ah alınmış insanları göreceksiniz. Ben az söyledim, siz çok anlayın. Direnmek gerek arkadaşlar. Direnmek gerek, her şekilde her şeyi direnmek gerek. Yaşama, haksızlığa, parasızlığa, umutsuzluğa, hayata direnmek gerekir. Kendinize iyi bakın. Güzel bir şiirle sizleri baş başa bırakacağım. Bir kusur ediysem affola. Allah'a emanetsiniz. Umarım abone oldunuz. Umarım like attınız. Kalın sağlıcakla. Uyandım uykudan. Seni düşündüm. Birdenbire duvar. Birdenbire gece yarısı. Can gülünden yeter dikenin batması, yeter dikenin batması. Gece gündüz bu hizmeti, şefaatin kerameti. Senin olsun hoş sohbetin, yeter huzurum gitmesin. Uyandım seni düşündüm yar, ay göğsümün sol yarısı. Dert etme, iyiyim ben. Ara sıra mahşer, ara sıra yaşam alırsın. Dert etme, iyiyim ya. Şifa istemem bağlından, bırak beni bu halimden. Razıyım açan gülünden, yeter dikenin batmasın, yeter dikenin batmasın. Gece gündüz bu hizmetin, şefaatin, kerametin. Senin olsun hoş sohbetin, yeter huzurum gitmesin. Gece gündüz bu hizmetin, şefaatin, kerametin. Senin olsun hoş sohbetin, yeter huzurum gitmesin.
taşa değmesin ayağın, lale sümbül açsın bağ. İstemem meteyledin, yeter arkamdan atmasın, yeter arkamdan atmasın. Kolay mı gerçeğe ermek, dost bağından günler dermek, orada kalsın değer vermek, yeter ucuza satmasın. Kan bulaşınca, yangınlarda yüzün parlaşınca, saçların tutuşunca, zorlanmış bir hükmün, tutanakların, görüşüme gel ne olur, görüşüme gel ne olur. Meydanlarda sesim, sesin yırtılınca, hiç dostum kalmayınca, sarsılmış bir ömrün basamaklarından görüşüme gel. Ne olur?